Yangın raporunun bize bir faydası yokmuş ki Kazım amca. Sigortamız yok ya. Çana geleceğine mala gelsin diyeceğim ama sahiden kötü oldu bu iş. Ne yapacaksın şimdi? Vallahi bilmiyorum ki. Daha kirayı denkleştiremedim. Elime bakan üç kardeş var. Bulacağız bir yolunu. Bak, kızım sayılırsın sen benim. Nasıl olsa bir tencere kaynıyor evde. Ne zaman sıkışırsan al kardeşlerini gel. Eksik olma be Kazım amca. Değerli müşterilerimiz, balık reyonumuzda istavrit balığında %50 indirimimiz bulunmaktadır. İndirimimiz bir saat boyunca geçerlidir. İyi alışverişler dileriz. Alo. Alo Müjde. Bir tane. Nasılsın? Nasıl olayım be Asiye? Lodos yemiş istavrit gibiyim. Benim çileli bülbül. Biliyorum, biliyorum. Hasibe söyledi. Kız yeminle aklın boşak bir sesi çıkarıyor. Nasıl oldu o iş öyle? Boş ver. Eski kayık gitti gider. Yenisi dünyanın parası. Ne sigorta var ne de kenarda 3-5 kuruş. Ay kıyama. Kıyamam ben sana. Buluruz bir çaresini be. Hem bak beterin beteri var. Bak geçen gün bizim şu şirketin CEO'su var ya. Hani o büyük olan. Kız kaza yapmış evlerden ırak. Tüm aile mort kabristanda. Bir küçük kızı kurtulmuş. El kadar masum kaldı mı bir başına? Ya sen kayıkta olsaydın be Müjden? Ha? Ya kardeşlerin olsaydı? Haklısın. Bak ben sana ne diyeceğim. Gel sana bizim markette bir iş bakalım be. Ha? Bana. Ha, niye olmasın? Al kardeşleri gel. Bende kalırsın. İster müebbet, ister düze çıkana kadar nasıl istiyorsan. Hem bırak artık şu balık işini be Müjde. Ha, kokusu bir taraftan, çilesi bir taraftan. Kız gel ben senin üstüne kürek kürek kısmet atarım be. Ya bilmem ki. Çocukların okulu falan. Ya dur ben bir kafamı toparlayayım, bir düşüneyim. Konuşuruz sonra tamam. Müjdem ben seni arayacağım yavrum, arayacağım ben seni. Kim bu kalan top? Bizim marketin sahibi şirket yok mu? Onun başkan yardımcısı işte. Ne iş varmış burada? Bizim başkan dün trafik kazasında cartayı çekti ya. Ne biçim konuşuyor kız? Allah rahmet eylesin tabii de. Arif Bey'i getireceklermiş başkanlığa. Vallahi herkes onu konuşuyor. Bir de günah boynuna tabii ama bizim eski başkanın bir sürü böyle alaverileri dalaverileri varmış. Hesaplar, kitaplar falan. Arif Bey bunların hepsini bulup tek tek ortaya çıkarmış. Yani trafik kazası değil de yakalanınca intihar etti diyenler bile var. Kız ölünün arkasından konuşulmaz öyle. Merhumun günahını şişiren kendi kefen bezini şişirir. Gece ümüğüne çökerler. O neymiş ya?